başı koydun. Hiçbir mi görmedi olurdu? Bu onların ne kadar becerikli olduğunu gösterir. Sen o gün niye Tel Aviv'de geceledin? Tutuklamalar olduğunda mı? Hı. Hayvan herif. Sen gerçekten hayvanın tekisin. Oğlum çalışmak için orada kaldım. Adamların bayramı vardı. Yapacak çok iş vardı. Ya bir gece kaldım Tel Aviv'de. Yasak mı bu? İyi de tesadüf oldu. Tesadüf mü? Bak buna başka nedenler de çıkabilir. Sen beni buraya uyarmak için mi geldin? He? Tamam. Tamam, çok teşekkür ederim. Onlara şunu söyleyebilirsin. Birazdan kendin söylersin. Ne? Ne? Sen benden ne istiyorsun? Hiç. Halit ne oluyor burada? Onu bırak. Benimle konuş. Oğlum sen hep eskisi gibisin. Ya sen? Sen değiştin mi? Yeter artık. İkinize kesin. Abi dinle. Dinlemek zorundasın. Oyun değil. Bölüm kalın meselesi. Kimin için? Senin için. Ne diyorsun sen? Bizimkiler. Kim senin onlar? Bugün komitede. İş komite hakkında tek söz yok. Sen de mi? Evet. Yok abi. Şimdi önemli olan başka bir şey. Siz daha önce buluşup konuştunuz. Evet. Senin de beynini yıkamıyorum Necip. Defol git buradan. Defol git! Kaybol hemen! Aylardır seni kaçmadan önce sıçtığın boku temizlemekle uğraşıyorum lan. Bir de kendisini utanmadan küstahça bana soru sorma hakkını görüyorsun kendinde. Bir gün ya, yalnızca bir gün. Benim her gün yaptığımı yap. Bu evi geçindirmek için. Bir gün. Halit'in her gün yaptığını yap. Zavallı Nazife var. Ama sen yapmazsın. Sen yapamazsın. Senin daha büyük işlerin var. Savaşçı gerilla. Yeraltının adamı. Bugün burada, yarın orada. Ne pahasına, he? Ne pahasına, kimin uğruna? Anam mı, babam mı? Benim, Halit'in ve Nazif'in. Git gör. Git. Git evde yerlerde sürünüp duruyor. Şimdi neler yapabilirdi, nerelerde olabilirdi eğer... Eğer bu köy, orduyu bizim törenine çağıran köpeklerden temizlenmiş olsaydı... Kendine gel abi. Tüm öykün tutarsız. Bak benim ne durumda olduğum bir Allah bilir. Onlar bir yanda, sen bir yanda, ben arada. Oğlum sen arada burada değilsin, sen onların yanındasın. Ben size karşı değilim. Ya inşallah başarırsınız. Bak beni bu işlere bulaştırmayın. Anladın mı? Bak sen... Bak bu tip işler için geleceksen bir daha gelme daha iyi, anladın mı? Bak beni iyi dinle. Ne demek istediğimi anlamıyorsun. Bak şu sözlerin beynine iyice kazı. Eğer sen benim abim olmasaydın, seni çoktan temizlemişlerdi. Ne diyorsun sen? Kara listenin başındasın. Kimin kara listesi? Komitenin. Gel. Neredeyse burada olacaklar. Bak, çok öfkeliler, anlıyor musun? Sana her şeyi soracaklar. Hazırlıklı olman gerek. Aslında önceden seninle konuşmam yasak ama emin olmak zorundayım. Bak ben uydurmadım bunları. Tamam. Benim yapacak işlerim var. Hiçbir yere gidemezsin. Neredeyse burada olacaklar. Her şeyi soracaklar sana. Bak hazırlıklı olman gerek. Buradan çıkmak istiyorsan bizimle birlikte olduğunu göster. İşimi kolaylaştır. Ben sana yardım etmek için buradayım. Ya ne yapmışım ben ya? Ne yapmışım ben? Ne yapmışım ben ha? Bu saatten sonra soruları sen sormayacaksın. Soruları ben soracağım. Sen sadece cevap vereceksin. Komitenin bir selamıdır. Ve bu selamlar çoğalacaktır. İşbirlikçilere ne yapıldığını biliyor musun? Onların nasıl öldüğünü biliyor musun? Biliyorsun. Bak ben sana yardım etmek için buradayım. Şimdi onların soracağı soruları sıralayacağım sana. Birlikte çıkacağız bu işin içinden, anlaştık mı? Hazırlıklı olman, her soruya bir cevap vermen gerekiyor. Ha bak şunu da unutma. Ordunun geleceği konusunda ve Nazif'in durumu hakkında onlara hiçbir şey söylemedim. Bunu günün birinde kendi aramızda konuşacağız. Şimdi söyle. İsrail gizli polisiyle en son ne zaman buluştun? Hiçbir zaman. Gizli polisiyle en son ne zaman buluştun? Ben gizli polis falan tanımıyorum. Sen onlarla bir kibiran var. Yalan, kim görmüş? Bunu sen bana söyle. Saçmalama, yok öyle bir şey. Ben sana söyleyeyim.
İki hafta önce. Çarşıda. Abi hatırlamaya çalış. Tabii tabii ya. Çocuğa yatak almak için gitmiştim. Öyle mi? Sonra? Ne zaman? Öğle vakti. Geri döndüm. Nasıl? Demek ne demek nasıl? Otobüsle tabii. Otobüs gelene kadar ne yaptın? Gazete okudum, fıstık yedim. Bak bu işin şakası yok. Seni gizli polisin arabasına binerken gören var. Yalan. Kim görmüş? Kimin gördüğü önemli değil. Naim! Sen karışma! Önemsiz dedim ya. Ama bu çok önemli. Bugün birisi başka birisine kötülük etmek isterse size gelip söylemesi yeterli. Siz nasıl olsa işin pis yanını üstlenirsiniz. Abi saçmalıyorsun. Yok yalan. Onların öldürdüğü insanlar hakkında ne biliyorsun sen? Leş kokan hainler olduğunu biliyoruz. Komiteni size inandırmaya çalıştığı da bu zaten. Evet bazen doğrudur. Ama her zaman değil. Mesela Münir'e ele alalım. Neden öldü o? Esrar satıyordu. Esrar satıyormuş. O bir köylüydü. Siz onun can damarını kesmeseydiniz köylü olarak da yaşamaya devam ederdi. Birileri ona esrarı sokuşturmuş. O adamın Münir'le toprak kavgası vardı. Bak Naim. Herkesin bulaştığı bir pislik vardı. Bak sizin kahramanlarınızın bile. Münir öldü. O sana yardım edemez. Doğru. O bana yardım edemez. Ama beni gamazlayanı bilirsen bu bana yardım eder. Seni gören yalnız değildi. Yanında başkaları da vardı. Onları bilmem de mi yasak? Ziya, Muhammed, Derviş zaman kazanmaya çalışıyorsun. Gizli polise gittin mi gitmedin mi? Onlar beni görmüş öyle mi? Evet. Sana karşı tanıklık yaptılar. Naim! Abi. Tamam. Bir dakika. Bak. Yatağı geri götürmeye gittim. Kurmayı beceremedim. Sen de denedin. Tam dükkandan çıkmıştım. Yan caddede ordu devresine iki monotop kokteyli attılar. Ortalık cehenneme döndü. Ondan sonra gelsin aramalar, taramalar. Ya benim bunlarla ne alakam var? Ben eve gitmek istiyordum. Tam ara yollardan şehir dışına doğru yola çıkmıştım. Yol kenarında bir araç geldi durdu. Otostop yapmak için fırsat bildim. Bak başımın üstünde de çocuk yatağı anlayasın diye söylüyorum. Tesadüfe bakın ki araba gizli polise ait. Evet. Araca binmem için ısrar ettiler. Ben gerekli olmadığını söyledim. İnatçıydılar. Ben de inatçıyım. Ama sonunda beni ikna ettiler. Nasıl? Hayalarıma bir tekme, suratıma bir yumruk ile. Bak beni merkeze götürdüler. Ya gözaltına alındım anlamıyor musunuz? Sonra? Sonra bizim köyden sorumlu subay geldi. Komite yöneticilerin ismini istedi. Ben hiçbir şeyden haberim olmadığını söyledim. Sonra? Sen oradan elini kolunu sallayarak çıktın mı? Evet. Bir hafta sonra kime gideceklerini nereden öğrendiler? Köyde yeteri kadar casus yok mu? Çok. Bak ben onlara hiçbir şey anlatmadım. Bak hiçbir şey bilmiyorum. Bilmek de istemiyorum. Bak bunu sen daha iyi biliyorsun. Sonra oradan öylece çıkıp gittin öyle mi? Evet benim bir şey bilmediğimi anladılar. Onları bu konuda ikna etmiş olmam da bayağı ilginç. Benim hakkımda bir şey biliyorlar mı? Onlara mı çalışıyorum? Nereden bileyim? Sonra serbest kaldın öyle mi? Hepsi bu kadardı. Evet. Onları açıkladım. Onları açıkladım ki. Eğer sen gerçekten gizli polise sorguya çekilmiş olsaydın bir hafta ayaklarının üstüne kalkamazdın. Yürümen mümkün olmazdı. Yoksa onlarla kahve mi içtiniz abi? Abi boğazına kadar bok içindesin. Öyle mi düşünüyorsun? Ben değil. Komik öyle düşünüyor. Onlar gizli polisi çok iyi tanırlar. Ama beni tanımazlar. Sen beni tanırsın. Siz benim böyle bir şey yapmayacağımı bilirsiniz. Hele Nazif'ten sonra... Orada dur. Bak şunu iyi bilmeni istiyorum. Ordunun geleceği hakkında bizi uyarmış olduğunu kimseye söylemedim. Eğer bunu öğrenirlerse komple boka batarsın haberin olsun. Benimle birlikte sen de batarsın. Onlara bu konuda bilgi vermen gerekirdi. Ha? O çocuğu nasıl da cehennemin ortasında bırakıp kaçtın? Şimdi de onlardan kaçıyorsun öyle değil mi? Halit, belki ona bu kadar güvenmemek gerek. Belki bizim kahramanlarımız da birer küçük korkaktır. Kaçmadım ben. Ben hiçbir şeyden kaçmam. Askerler geldi, her taraftaydılar. Çocuk korktu, elimi bıraktı. Çılgınca ateş ediyorlardı. Takip edemezdim, üniformalıydım. Kaçtım ve saklandım ancak gece karanlığında yerinden çıkabildim.
Ama Nazif'i sen götürmüştün oraya. Ondan sen sorumluydun. Doğru. Bu düşünce beni bugün de bir gölge gibi takip ediyor. Ve hiçbir zaman kurtulamayacağım. Ama biri daha var. Bizi gammazlayan, orduyu geçit törenine çağıran biri. Senden şunu istiyorum Doğu. Yemin et. Orduyu kimin çağırdığını bilmediğini, Nazif'i vuran askerleri kimin çağırdığını duymadığını söyle, yemin et abi. Ya öyle birisini kendi ellerimle boğardım. Ama ben kimim ki birileri benimle böyle şeyler üzerine konuşsun? Bu sorular neden Naim? Kimseye anlattın mı? Ne? Seni tutukladıklarını. Karıma anlattım. Yetmez, ona inanmazlar. Bir arkadaşına ya da güvenilir birine. Hayır. Neden? Öyle biri olsa tanıklık yapması için çağırtırdım. Bana niye anlatmadın? Siz bana ne yaptığınızı anlatıyor musunuz? Ya bir hafta sonra komitenin yöneticileri tutuklanacak, korktum. Eğer konuşursam birileri benim işbirlikçi olduğum düşüncesine kapılabilirdi. Anlatmalıydın, hiç olmazsa bana anlatabilirdin. Doğru, haklısın. Ben bunu kimseye söyler miydim ki? Biz polisle ilk buluşmam mıydı? Evet, inşallah sonuncusudur da. Umarım sana inanırlar. İyi. Sorgulama bitti mi? Otur! Bu sadece ön oyundu. Asıl sorgulama şimdi başlıyor. Abi! Abi çıkamazsın! Halit anahtarı ver. Halit anahtarı ver! Halit anahtarı ver! Demek öyle. Koyunun ayaklarını bağlayıp kasaba teslim etmek istiyorsunuz ha? Beni ağabeyinize. Bu mu sizin adalet anlayışınız? Önce birine çamur atıyor, sonra onun olmadığını ispatla diyorsun. Ne zaman geliyorlar? Bir saat sonra mı? Tamam. Ben de burada oturup beklerim. Ben kendimi savunmasını bilirim. Emin misin? Evet. Ben senin için yeni haberlerim var. Yeni haber mi? Evet. Ne? Biri var. Casus. Merak etme, biz hepsini biliyoruz. Öyleyse bu adam kendisi hakkında her şeyi çok iyi biliyor. Çünkü içinize iyice sızmış durumda. İçinize mi? Kim? Beni kim kararladı? Yakında göreceksin. Kim? Söylersen lehine olur. Benim bildiğim sizin için daha değerli. Söyle Naim! Söyleyemem. Rıdvan'dır! Rıdvan? Evet o! Hayır. Hayır olamaz. Neden? Rıdvan ha? Rıdvan! 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 Benim kardeşlerim köyün en berbat orospu çocuğunun masallarına iner ya! Rıdvan ha? Rıdvan! O 5 yıldan beri Yahudilere casusluk yapıyor be! Onların maaşlı memuru! Ha? O senin sorunun cevabı da bu işte! Sen Rıdvan'ın bir subayı kendi elleriyle bıçakladığını unuttun herhalde. Subay bıçağın üstüne düştü. Kazara yaralandı. Salaklar. Rıdvan da içinize girdi. Rıdvan gizli polisin sevgilisidir be. Ha, bir şey daha var. Ne? Onu geberteceksin. Eğer bir bilsen. Neyi bilsen? Ulan Rıdvan. Ulan Rıdvan. Rıdvan senin en iyi arkadaşın. Atıf'ı öldüren kişi. Şimdi de benim peşimde. Atıf'ı mı? Evet. Evinin önünde pusuya yattı. Çünkü kaçacağını biliyordu. Ya askerler? Onlar ateşi açmadılar. Görüyor musun? Adamlarına bir bak Naim. Ne biçim bir pislik bu? Görüyor musun Naim? Peki tüm bunları sen nereden biliyorsun? Köyde Rıdvan'dan kuşkulanan bir kişi var. O da Atıf'tı. Ki bana söylediğine göre onları görmüştü. Ama Atıf senin gibi bir herifle bunları konuşmazdı bile. Nereden öğrendin bunları? Sana açıklayacağım. Neyi açıklayacaksın? Köyde değil,
Tel Aviv'deydin öyle değil mi? Bak, henüz geç değil. Ne için henüz geç değil? Yıkılan evleri yeniden onarmak için mi? Tüm tutukluların salıverilmesi için mi? Atıf'ı yeniden canlandırmak için mi? Nazif'i yeniden geliştirmek için mi? Ne için geçti? Allah kahretsin. Ben temizim diyorum sana. Atıf'ın gerçek öyküsünü biliyorsan temiz olamazsın. Ya evin? Ben gittikten sonra ne de güzel bir ev yaptın kendine. Neyle? Çalışıyorum. İki aile geçindiriyorsun öyle değil mi? Nasıl oluyor bu? Ya iş yerinden kredi aldım. Bir Arap bulaşıkçısına kim kredi verir? Sen patronuna zeytin taşıyorsun. O senin en dar kaldığın anda yardım bile etmedi. Bana haber saldığın günleri ne çabuk unuttun? Neyle yaptın o evi söyle. Söyle abi. Ya bak her evi nasıl yaptım herkes çok iyi biliyor. Yıkılan evlerden tuğla taşıdı. Ne? Artık bu da fark etmez. Ev yapmak için tuğladan başka şeylere de ihtiyaç var. Alın terimi, alın terimi. Bok herif. Ben senin gibilerin evlerinin neyle yaptıklarını çok iyi biliyorum. Ya iş yerinden kredi aldım diyorum. Herkes bunu çok iyi biliyor. Artık engelleyemez. Ne diyorsun sen? Şimdi oradan gel. Benim evim ne o? Benim evim o. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok mu? Dünyayı havaya uçururum ben! Orada bir evi havaya uçurmadan önce zaman veriyor! Öyleyse onlara git. Bak orduya giderim! Zaten gittin. Hepinizi kanmazlarım! Hepinizi ele veririm! Sen zaten bizi çoktan ele verdin. Benim... karım çocuğum... Onlar güven altında. Güvenilir mi? Sizin orada! Evet. Onlar güven altında olacaklar. Asıl sorun sensin. Leş karmasın! Ne yaptınız onlara? Karnını da çocuğumu istiyorum ben. Bırak beni. Bırak beni şuradan çıkacaksın. Abi. Bırak beni. Senin maksadın bana yardım etmek değil, değil mi? Konuşturmaktı. Öyle değil mi? Benim maksadım sana yardım etmek. Ama sen benim işimi zorlaştırıyorsun. Şimdi beni iyi dinle. Artık bir evin yok. Bir araban yok. Televizyonun yok. Arkadaşların yok. Ailen yok. Hiç kimsen yok. Onlarla senin aranda bir tek ben kaldım. Ben komitede sürpriz istemiyorum. Anlat. Hiçbir şey için hayatımı tehlikeye atmazdım. Sen ve Halit. Sizin için yaptığım bütün bunları. Gizli polisin adamları beni sorguya çektiler. 4 ya da 5 kişiydiler. Halit'in fotoğraflarını çekmişlerdi. Seni öldüreceklerini söylediler. İşte o zaman onlara birkaç bir şey söyledim. Karımı, çocuğumu birlikte evi havaya uçuracaklarını söylediler Naif. Beni işbirlikçi olarak teşhir edeceklerini. Benimle birlikte köye gidip sanki insanları ben kalmazlanmışım gibi göstereceklerini söylediler. Sonra beni köyün ortasında yalnız bırakıp çekip gideceklerini. Ne yapacağımı şaşırdım. İşte o zaman onlara birkaç tane isim verdim. Bak Naim, verdiğim isimleri sizin komitede olup olmadığını bile bilmiyorum. Ya söyledikleri her şeyi yapabilirler.